Bab başlığımız Bâb-u Selemi fin Nehli. Hurma konusunda selam diye bir bab başlığı. Demin kısmen buna benzer bir hadisi okuduk. İmam Buhari başlığı değiştirip benzeri hadisleri tekrardan sıralayacaktır. Haddethena Ebu'l-Velidi, bize Ebu'l-Velid anlattı. Haddethena Şu'betu, bize Şube anlattı. An Amr'in, o da Amr'dan. An Ebu'l-Bakhteri, o da Ebu'l-Bakhteri'den. Kale, dedi ki, Semi'tu İbn-i Umar'a, İbn-i Ömer'i işittim. Radıyallahu anhuma, Allah o ikisinden razı olsun. Yani selemi, selam hakkında. Fin nehli, hurma konusunda. Fekale, o da dedi ki, Nuhiyan beyan nehli, hurma satışı yasaklanmıştır. Hatta yasluha, ta ki ıslah olsun, yani olgunlaşsın, yiyilecek, tüketilecek hale gelsin. وَعَنْ بَيَعِ الْوَرِقِ, ve gümüşün satışı da yasaklanmıştır. نَسَاءً بِنَاجِزٍ, peşine karşılık veresiye olmak üzere. Yani bir taraf hazır gümüşü alıyor, diğer yandan bunun parasını sonraki bir zaman ödeyeceğini vaat ediyor. Bu yasaklanmış. Ancak nasıl olabilirdi, hadisleri hatırlarsanız, gümüş gümüşle alınıp satılabilir. Yeden bir yedin, elden ele ve şey olmaksızın, fark olmaksızın, yani bir kilo gümüş alınıp da karşılığında 1.2 gümüş verilemez. Denk olacaklar. Bu da değiştirmeye giriyor, başka bir şey değil yani. Ama altın ile satın alınıp satılabilir. Yani bir başka şey ile, birim ile, fakat kendi birimi içerisinde olduğu takdirde birebir ve elden ele bekletmeksizin ancak değiştirilebilir. Dolayısıyla hal böyleyken, özellikle hurma konusunda, demin de söyledik, olgunlaşmamış hurmanın satışı bile doğru değilken bunun selemi düşünülemez. Sıradaki hadis, وَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ, İbn Abbas'a da sordum, yani selemi, selem konusunda, فِنْ نَخْلِ, hurma hakkında. Fekale, dedi ki, nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı, an beyin nehli, hurma satışını, hatta yu'kele minhu, ondan yiyilinceye kadar, ev ye'kule minhu, belki ifadeyi ta ki ondan yiyinceye kadar şeklinde de söylemiş olabilir, ve hatta yuzana, ve ta ki tartılıncaya kadar. Benzeri hadisleri İmam Buhari ardı ardına sıralıyor anlaşılan. Okuduğumuz 2128'miş. Sırada 2129'u okuyalım şu anda. Haddetena Muhammed ibn Beşşar'in, bize Muhammed bin Beşşar anlattı. Haddetena Gundar'un, bize Gundar anlattı. Haddethena Şu'betu, bize Şube anlattı. An Amr'in, o da Amr'dan. An Ebil Bakhteri, o da Ebul Bakhteri'den. Se'eltu İbn Umar'a, İbn Ömer'e sordum. Radıyallahu anhuma, Allah her ikisinden razı olsun. An Selemi, Selem hakkında. Fin Nehli, hurma konusunda. Fekale, o da demişti ki, nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti, yasakladı, an bey'i semari, mahsulün satışını, hatta yasluha, ta ki ıslah oluncaya, olgunlaşıncaya kadar.
وَنَهَا عَنِ الْوَرِقِ ve gümüşün satışını yasakladı. بِالذَّهَبِ altın ile نَسَاءً بِنَرْزٍ hazıra karşılık veresiye olarak bunları yasaklamıştır. Deminki hadisin bir benzeri olduğu için geçiyorum. Devamında وَسَأَلْتُ بْنَ عَبَّاسٍ Aydar orada da böyle tekrarlanıyor mu yoksa ben mi tekrar öyle değil mi? Hani ben başka programdan bakıyorum da kendini mi tekrarlıyor diyorum. وَسَأَلْتُ بْنَ عَبَّاسٍ İbn Abbas'a sordum. Fakale dedi ki نَهَا النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve selleme Yok bazı ifadeler değişiyor aynısı değil. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordum. عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ Hurmanın satışını. Hatta yakula yiyinceye kadar av yukkala yahut yiyilinceye kadar ve hatta yuzana ve tartılıncaya kadar nehen nebiyyü bunları yasaklamış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kultu ve meh yuzanu dedim ki ne tartılır? Kale dedi ki kale racülün indahu orada bir adam dedi ki hatta yuhraza ta parselleninceye, ayrılıncaya, yani olgunlaşılıp satılıncaya kadar